Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda çizik atarak istediğimiz yerden göz çıkartma tekniği çoğu arkadaşın bildiği fakat bilmeyenler için de bir bilgi olması açısından paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar geçen yıl bu ağacımızda bu kısımda yaklaşık 1,70 civarı burası. İki dal çıktı ve biz kendi kendine göz patlasın dedik. Yukarılardan patladı. Bu şu kısımlardan ve lider yukarı gitti. Bir lider rakip olanları aldık. Aşağıda bu kısımlarda göz patlamadı. Bakın şu çizik atmadan şöyle yakından da göstereyim. Çıkmış bir yan dal bu yıl için. Bu kısımda da boş olduğu için ağacın bu kısmı tamamen boş. Çizik attım ben. Bıçakla ya da budama makasının ucuyla şu şekilde çizik atıyorsunuz. Şöyle netleştireyim. Çizik atıyorsunuz. Daha sonra aşağıdaki göz patlıyor. Dilediğiniz taraftaki gözün üzerine çizik atarak gizli göz olur, normal göz olur. Çizik atarak şey yapabilirsiniz. Dal çıkarabilirsiniz. Bıçakla çiziği atıyorsunuz. Yaklaşık bu 10 gün önce atılmış bir çizik. Bunların hepsi aynı. Ve ağaç dilediğiniz taraftan tomurcuk patlatarak dal çıkarıyor. Şöyle göstereyim. Bakın güzel kırmızı da patlamış. Netleştirmeye, odaklamaya çalışıyorum. Net görülsün diye. Şimdi net oldu. Çiziği şu kısımdan attık. Yukarısından. Gözün yukarı kısmından çizik atıyoruz. Onu da belirtmiş olalım. Spiral budamada ya da minimum budama ya da uç alımsız budamama yani bir elini altına alıp daha sonra ellememe yukarıya hiç dokunmama tekniklerinde gözler bazen patlamıyor. Göstereyim. Bakın şu kısımdaki gözün üzerine çizik atmamışım ve patlamamış. Şöyle netleştireyim tamam. Şurada görüyorsanız çizik atmadım bu kısma. Aşağıdaki göz patlamadı. Şunun üzerine çizik attım. Göz patladı. Bunun üzerine çizik attım. Şöyle güneşle değince netleşmiyor. O yüzden netleştirmeye çalışıyorum. Çizik attım. Göz patladı. Yine bunun üzerine çizik attım. Göz patladı. Burada da bu biraz geç kalmış. Bunun üzerine çizik attım. Göz patladı. Bir şekilde gözden çok uzağa değil, yaklaşık ne kadar diyeyim 20 milim, 30 milim gibi bir mesafede çiziyi atıyoruz. Belli bir süre sonra 5-10 gün içerisinde bakımda iyi devam ediyorsa gözler patlıyor. Ağacın o tarafı dengesiz kalmıyor. Bakın normalde burada 1-2-1-2-3 dalımız var. Bu tarafı tamamen boş. Şöyle göstereyim. Bu tarafı boş. Çizgimizi atarak bu tarafı da dal oluşturmaya çalıştık. İnşallah bu dallar büyüyüp bizim istediğimiz şekilde ağacımız dolar. Dediğim gibi spiral ya da budamama yöntemlerinde lider ve gerisindeki iki göz patlayıp veya üç göz patlayıp daha sonra aşağıdaki yan dal alacağınız gözlerin patlamadığı durumlarda çizik atarak göz patlatıp oradan yan dal alabilirsiniz. Kısa bir bilgilendirme yapayım dedim bu konuda. Herkese bereketli sezonlar arkadaşlar.